Can Atalay mevzusuyla ilgili siz tekrar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni evet. olağanüstü toplantıya çağırdınız. Fakat meclis başkanı bunun yasal olmadığını ve bunu yapamayacağını söyleyerek reddetti. Gerçekten e, yasada böyle bir hüküm var mı yoksa bu bir yorum mu? Kesinlikle yorum ee, yanlış yorum. Neden yanlış yorum hemen söyleyeyim. Biz dilekçeyi bugün veriyoruz. Daha direkçe gelmeden niye cevap veriyor oyunu belli ediyor Numan Kurtulmuş? Bir dakika ya. Biz 120 milletvekilinin imzasıyla bugün başvuruyoruz. Sen bir hafta içerisinde toplayacaksın. Bugün dilekçe alırsın bir açıklama yaparsın. Ama daha dilekçe olmadan, dilekçe eline gelmeden hangi konuda başvurumuzu yaptığımızı bilmeden niye açıklama yapıyorsun sen? İşte bu sistemin getirdiği en önemli açmazlardan bir tanesi. Tartışmaya yer vermeyecek bir konu. 120 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü meclis toplanır. 201'i bulduğu zaman da meclis genel görüşme açılır. Konuşulur, tartışılır. O gün ne konuşulacaksa oylama yapılır. Bu kadar net. Ama şimdi hukukçu mantığıyla kafam şöyle işliyor. Can için bir olağanüstü e, toplanma talebi oldu. E, meclis başkanı meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Ve genel görüşme reddedildi. Şu Aynı mevzuda bir daha... O zaman bu süresiz devam edebilir Ali Mahir Bey. Tam da o noktada çok güzel bir soru. Dedim ya okumadan dilekçeyi niye belli ediyor Biz geçen olağanüstü toplantıdaki talebimiz anayasa mahkemesinin kararını kürsüde oku, haklarını iade ettirdik dedik milletvekili olduğunu tespit et dedik. Bugün ne diyoruz? Bir olağanüstü toplan, hem bunu oku, okumazsan da iki mahkeme, yüksek mahkemeler arasındaki uyuşmazlıkla ilgili bir araştırma ve soruşturma komisyonu, araştırma komisyonu kuralım diyoruz. Yani aslında talep de farklı. Ha, aynı yere mi çıkıyor? Hayır, bu büyük bir sorun aslında. Meclis için büyük bir sorun. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyor. İlk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyor. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Bu sefer diyoruz ki gelin bu sorunu çözelim. Ama tabii ki daha bunu görmeden iki kez üstü, üstü üstü aynı konu, hayır aynı konu değil bu. Şimdi sorunun temelindeki e, bu sorunu yaratan bu iki e, yapıyı erki tartışalım diyoruz. O zaman e, anladığım kadarıyla meclis iş tüzüğü gereği isterse muhalefet 15 günde bir 20 günde bir başka başka gerekçelerle e, meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Tabii ki, tabii ki çağırabilir. Yani bak bakın e, yaz döneminde olağanüstü bir sürü şey oluyor. Allah korusun bir terör saldırısı olabilir, e, şehit verebiliriz. Birçok konu olabilir. Meclis e, toplanıp konuşulacaktır. Çünkü bizim işimiz tatil yapmak değil. Biz yeri ve zamanı geldiğimizde hepimiz arabalarımıza, uçaklarımıza binip mecliste olup o gün o konuyu konuşmalıyız. Ali Mahir Bey. Meclis grup başkanlarının bir görevi de meclisdeki iç huzuru ve sükuneti sağlamak. Tamam. İşte, e, partisinin grubuna biraz deyim yerindeyse hakim olmak. E, en son Can Atalay görüşmesinde... Türkiye'de hiç yaşanmayan ve hiç görmediğimiz bir şey oldu ve... E, bir milletvekili kürsüde konuşan diğer bir milletvekiline e, yumruk attı. Evet. Nasıl oldu o olay? Yani bizim gördüğümüzden farklı detayları var mı yoksa hakikaten her şey bizim gördüğümüz gibi mi? Her şey sizin gördüğünüz gibi. Ee, sadece o olay olduktan sonra kürsü arkasında dört buçuk saat yoğun tartışmalar oldu. Onunla ilgili bir, birkaç şey söylemek isterim ama konuşma sert bir konuşmaydı. Ee, Ahmet biraz genelleme yaptı. Ben buna karşıyım onu söyleyeyim. Yani hepiniz şusunuz. Bu doğru bir konuşma değil. Hepinizde işte nokta nokta şu unsur yok. Ben hep söylüyorum, Muhatabıyla ilgili konuşmak, genelleme yapmamak, genelleme yaparak böyle suçlamamak daha doğru bir şey. Ama öyle bir konuşma yapsa da bunun cezasını ne verir? İşçüzülük ve meclis başkanı verir. Alpay veremez. Alpay'ın öyle bir hakkı yok. Ben konuşma devam ederken böyle kalabalık kalabalık genç milletvekili geldi. Ben olayın e, bu noktaya geleceğini hissettim. Ara verildi. Ben Ahmet Şık'la e, konuştum. Daha dedim 130 dakika daha konuşacağız. E, i̇stersen biraz daha e, sen bilirsin dedim. yani Akıl vermek anlamında görüşümü söyledim. Tüm gruplar konusun. Sakin gidelim dedim. Bu sefer daha sert konuştu tabii Ahmet. Ondan sonra Altay geldi. Arkadan e, vurdu. Ve arkaya geçtik. Meclis 4,5 saat tatil oldu. Sürekli. Birer saat birer saat arayla Bekir Boz'da. En son şunu dedim. Bakın bir. Kongo vurup meclisi kapattıktan sonra küfürleşmeler, yumruklar cinayete varan şeyler olacak. Ona da ceza vereceğiz bundan sonra. Meclis başkanı Numan Bey tamam dedi. Artık bu bir tahammül oldu. Yani meclis kapanıp sizin görmediğiniz anla içeride olanlar eylemlere ceza verilecek. Bu bir kazanım. İki, Altay ceza alacak dedim. Tamam dediler. Sonra bir telefon ya da bir şey geldi ki ya iki sene ceza vermeyelim dediler. Alpay ceza almadan burayı terk etmem. Siz de gidersiniz 200 milletvekiliyle çıkarım basına her şeyi anlatırım Alpay ceza alacak dedim. Ve dörtçük saat sonra kınama cezası aldı. Aslında bir ilk uzun süreden sonra bana göre saraya rağmen bu cezayı verdi. Ee, Bekir Bozdağ da Nurman Kurtulmuş'tu artık çünkü. Yüzüne bakacak durum olmazdı milletvekillerine. Ee, çok kötü bir olay, çok vahim bir olay. Ee, bana diyorlar ki sen niye saldırmıyorsun? Ben hayatımda hiç kavga etmedim. Yani bana çok 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 yumruk... Mecliste insanların yumruklaşması, kan dökülmesi vahşice bir şey gibi geliyor. Ee, çünkü orada Dem Grup Başkan Vekilinin kaşı açıldı hanımefendinin. Bizim Okan e, Konur Alp kaşı patladı. Bakın bunlar görülmedi. Araya girdiği için. Araya girdiği için. Ee, ben ha. bir sefer dondum. Ben şok oldum orada. Bir, diyor ki Ali Mahir niye? Ben dondum orada. 10 On saniye ondan sonra araya girdik. Bu arada arada tabii. Kafana geliyor, ayağına geliyor. Bazen ayaklarımız mosmor oluyor bizim. Sanki 90 dakika futbol maçı oynamışım gibi yani. O yüzden bununla ilgili zaten Ekim ayında bir daha bir karar alacağız. Mecliste çıkıp hakaret ediyorsa hemen sesi kesip cezasını verecek. Kavgayı, dövüşü, şiddeti meclisten çıkarmak için bu dönem mücadele edeceğiz. Özlem Hanım da bu konuda rahat bırakırlarsa kararlı. Ali Merve, sonra nasıl sakinleşiyor? Şimdi biz buradan görünce hani ben hırslı bir adamım mesela bir daha ben o bana birisi vursa filan bir daha selam vermem yok muamelesi yaparım ama gördüğüm kadarıyla mecliste işler öyle yürümüyor. Yürümüyor evet yani şöyle yürümüyor onu söyleyeyim ee, tabi yumruklaşanlar falan birbiriyle konuşmuyor. Aha, ağır küfredenler var birbirlerine karşı arada. Çok ağır küfürler. Yani bir insanın asla Hayal edemeyeceği cümleleri kuranlar var. Bunlar e, konuşmuyor. Ama mesela ben e, çok ağır, çok sert eleştirilerde bulunurum. Ama kapandıktan sonra meclis bu konu kapanır. Çünkü ben görevimi yapıyorum. Muhalefet olarak eleştiri hakkımı kullanıyorum. Hakaret de etmiyorum. Çok e, ağır bir konuşma yapıyorum. Bir gün sonra o da sonuçta bunu kabul ediyor. Ben de kabul ediyorum. Konuşabiliyoruz ama yumruklaşma ya da küfürleşmeden sonra uzun süre birbiriyle görüşmeyen milletvekilleri var. Ama şöyle söyleyeyim bakın <laughs> kürsü arkasında grup başkan vekilleri hani hani demle elini sıkman falan diyor ya MHP AKP. Çok önemli yasalarda, halkı ilgilendiren yasalarda, hayvan yasasında hangi maddelerin çıkarılması, hangi maddelerin eklenmesiyle ilgili uzun uzun tartışıyoruz, konuşuyoruz bazen de uzlaşı oluyor. Şu maddeyi çıkartın yoksa bu meclis sabahlara kadar çalışır diyoruz. Şu üç maddeyi. Onlar direniyor, biz direniyoruz, sabahlara kadar direniyoruz. Uyumuyoruz, dördüncü gün üç, üç maddeyi çıkartıyoruz diyorlar. O bir kazanım bence. Mesela ötenezinin çıkması, belediyelere yaklaşık 1 milyar 800 milyarlık barınaklarla ilgili. Hiç kimse konuşmadı bunu. Biz yaptırdık özellikle. Belediyelerin bütçesinde verdiği para kadar hazinede, Maliye Bakanlığı da belediyelere barınak yapılması için ve hayvanlar harcanması için bütçe verdi. Yani e, bu önemliydi. Çünkü barınak eksiğimiz, hayvanlarla ilgili veteriner eksiğimiz çok fazlaydı. Burada bir uzlaşı oldu. Özellikle Abdullah Akgüler şunu dedi. Maliye Bakanı veremem, enflasyona etkiler demiş. Abdullah Akgüler demiş ki, Ali Mahir'le uğraşamam ben söz verdim ona demiş. Yani bu bir güzellik bence. Yani e, yani aslında hiss sahi konularda, önemli konularda bir sürü şey genel kurula gelmeden arka tarafta grup başkan vekilleri arasında hallediliyor geldikten sonra. Niye? Genel kuruldan önceyi söylüyorum. Öncesini söyleyeyim. Komisyonlar da bizlerde de neyin geldiğini bilmiyor maalesef. Saraydan Hukuk Kurulu hazırlıyor bu yasaları, meclise yolluyor. Önce AKP grubu görüyor, sonra biz görüyoruz. O gün sabaha kadar çalışıyoruz. Hangi yasalar felaket, maddeler felaket. Hangisi e, olabilir? Asla almayacaklar. Bizim direncimiz şu dört madde. Şunlar olmalı hem fikiriz. Değiştirilebilir. Bunları belirliyoruz ve geçiyoruz arkaya bunları. Bu olmaz diyoruz. Bu dönem mesela. Hayvan yasasında tam bir uzlaşma olmadı dediğim gibi barınaklar ve ötenezin çıkması dışında ama turizm yasasında oldu. plan bütçede birçok maddede oldu. Cumhurbaşkanına yetki veren, tek imza yetki veren maddeler değiştirildi. bunları yaptık muhalefet olarak. Dünyanın her yerinde parlamentoda muhalefetin görevi zaten bu. Ama bunlar konuşulmuyor. Alpay'ın Yumru bir hafta konuşuluyor. Yazık oldu. Can At Atalay meselesinde de hiçbir şey konuşmadı. Konuşulmadı. Tabii. Herkesin morali bozuldu. O gün herkesin... ...motivasyonu da düştü. Kavga iyi bir şey değil çünkü. Bizi de, bizim de motivasyonumuzu düşürdü. Ya tartışılması gereken şey anayasaya uyulmaması... ...olması gerekirken... ...bambaşka bir şey tartıştık ve öyle gitti. Evet. Yani bir anlamda aslında... O günün ruhuna, o günün konuşulması gereken e, konuya e, tamamen e, uymadı. Çünkü ben e, 40 dakika meclis başkanıyla görüşmüştüm, anlatmıştım. Meclisin bir demiştim. Yani 40 dakikalık özel bir görüşmemiz oldu Numan Bey'le. E, yapmayın dedim, bu kötülüğü bu ülkeye, bu meclise yapmayın. Bakın yarınlarda bu bir iştahat olur bir meclis uygulaması tahammül olur. Bunun önünü alamayız dedim. Aslında o da benim gibi düşünüyor. O yüzden e, ikinci toplantı daha haklı selim, daha mantıklı, tam e, ülkeyi e, ikna edecek konuşmalar e, olabilir. Şu anda görünen durumda Can Atalay meselesi kapandı artık değil mi? Öyle anlıyorum. Değil. Türkiye'de e, hiçbir şey kapanmaz. E, çok basit bir şekilde bu sorun çözülür. Bize söylesinler, bizim Anayasa ve Adalet Komisyonu 3 günde toplanır bu konuyu çözeriz. Çok basit bir şekilde çözeriz. Yeter ki bunu istesinler. Ama AKP maalesef bu konuları döneme göre, zamana göre, gündemini de değiştirmek istiyor bazen. Yayarak olayı götürüyor. Ama bu konuyu çözmek istiyorlar da çok basit bir şekilde çözülür. Hukukta çünkü biliyorsunuz ki hiçbir mesele tam anlamıyla kapanmaz. Yeniden yargılama müessesesi var. Adalet komisyonu geleceğiz. Onun için yeni değiller ortaya çıkması lazım. Yani, yani. Bir, bir sürü konu. Sülü hocanın lafıydı, sülü dönmezlerin. Ee, her mesele halledilir. Hukukta çözülmeyecek mesele yoktur. Gerçekten doğru. Hukukta çözülmeyecek mesele yoktur. Yeter ki zihinleri sarı, berrak olsun, gelsinler, bunun sorun olduğunu kabul etsinler, hemen çözün.